Spor 55'ten hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Nihayet uzun haftalardan sonra şöyle bir güzel bir programı imza atacağız bu akşam. Ya, bu akşam konuklarım olacaktı. Bu saate kadar gelmediler. Ne yapacağız acaba bilmiyorum. Ender Hoca'yla artık bu işi götürür müyüz, götüremez miyiz? Ama onlar verilen sözleri tuttular. Sağ olsunlar. Çok sevdiğim iki futbolcu kardeşim, benim canlı yayın konuğum. Erdem Şan hoş geldin. Hoş bulduk Atı abi. İyi akşamlar. Doğan Erdoğan hoş geldin. Evet Ender Hocam hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Evet bir haftayı geride bıraktık. Gerçekten çok özlediğimiz bir tabloydu. Galibiyetle Samsun'da belki bir maç kazandıydık ama gerisi gelmiyordu. Bu maçın kahramanı diyelim. Hem yaptırdığı penaltıyla hem de attığı golle takımını galibiyete taşıyan Erdem bu akşamki canlı yayın konuğumuz dedik. Onunla sohbet edeceğiz. Gerçekten Samsun sporumuzun bu 7 haftalık periyotunu değerlendireceğiz. Görüntülerimiz olacak. Maç öncesi ve maç sonrasında hele de Murat Akyüz'le basın toplantısında Erdem birlikte gelmişlerdi. Hiç orayı montajlamadan tamamını verdik. İnanın çok güleceksiniz ki Erdem şu anda orada olduğu için biliyor ne konuştuklarını. Onu da ekranlara taşıyacağız. Evet Erdem, şöyle söyleyeyim. Geride kalan bir 7 hafta. İlk önce bu 7 haftayı bir değerlendirelim. Samsunspor gerçekten hak ettiği yerde mi şu andaki konum itibariyle diyorum. Haksız yere kaybettiğimiz puanlar var. Hakemlerin çalmış olduğu, açık söylüyoruz bunu. Bütün PTT 1. Ligini takip eden ulusal kanallar dahi Samsunspor'un 2 haftadır verilmeyen penaltılar konuşuyorlar. Bu penaltılar verilseydi Samsunspor gerçekten yukarıdaki hak ettiği yerde mi olacaktı diyorum. Bir 7 haftalık periyotu senden dinleyelim. Hak ettiğimiz yer bence değil. Çünkü bence ilk 5'e girmemiz lazımdı. O yüzden yani belki hak ettiğimiz yer değil ama kötü de değil. Kötü de değil. Kötü de değil. Evet. O yüzden. Hakemler konusuna gelince bence her ligde hakemler hata yapıyor. Hiç kimse isteyerek hata yapmaz. O yüzden Süper Lig'de de oluyor, bankası oluyor. Ben şahsen bize şahsi bir şeyleriniz olduğunu zannetmiyorum hakemlerin. Sonuçta onlar da ekmeğin peşinde. Ama emeğinizin çalındığını da düşünüyorum. Ona yani üzülüyoruz da. Yani bu hafta eğer sen son dakikada artıda golü atmasaydın verilmeyen bir penaltı vardı. Yani bir emek sarf ediyorsunuz. Ama hakem öyle takdir etti, öyle gördü. Yapacak bir şey yok yani. Onların en kolay sıyrılma yolu o. Ben öyle gördüm, öyle çaldım. Doğru yani, en kolay yalan yolu değil. Mesela ben onun arkasındaydım, gördüm pozisyonu. Benim için net penaltıydı. O benden daha öndeydi. Görmek istemedi, korner verdi. Yapacak bir şey yok. Gerçi o konulara birazdan daha derinlemesine gireriz. Şu anda da diyorsun ki 7. hafta erken diyorsun. Evet. Anladığım kadarıyla. Aynen. Daha ilerleyen ya da ilk ya devre bitsin. Lig çok uzun. İlk devre bitsin, ondan sonra konumumuzun daha nerede olacağını daha iyi biliriz. Hatta şunu belirtmek istiyorum. Önder abiye de geçen sene geldiğimizde programa bir Rize maçını yemiştik 4-0 biz. Evet. Ondan sonra geldik. Millet işte hemen başladı havalanma. 4-0 Rize'yi yendik. Biz kesin playoff oynarız bu sene. Ben de diyordum ki sakin. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani onu atı yani öyle erken mi? Havaya erken, girmemek lazım. Tabii canım. Bir galibiyetten sonra playoff oynar diye bir takım öyle bir şey yok. Hatta şimdi bile aldığımız bu galibiyetten sonra yine de playoff lafları duyuluyor. Abi, bunlar güzel şeyler ama o istikrar şeyler, önemli. Moralimizi yükselten önemli. Şeyler de evet. Ama herkes ayaklarını yere basıyor. Yani. Sonuçta sadece bir galibiyet. Kesinlikle. Doğan, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, Doğan, artık Samsun'umuzun yetiştirdiği değerlerden ve Erdem'in gerçekten rakibi diye tatlı rakip. Böyle rakipler böyle bir araya her zaman göremezsiniz değil mi? İşte örnek Samsunspor'da örnek bir davranışı burada görüyorsunuz. Ailesi alacağım aşağı. Benim kardeşim formayı mı? Evet. Bu ikili gerçekten çok sevdiğim bir ikili. Doğan, sen artık bu aralar takımda göremiyoruz ama milli takımdan iç içesin. Maçlarım var. Evet. Geçen de Macaristan'a mı gittiydiniz bildiğim evet, kadarıyla. Kesinlikle. Biraz senden Samsunspor'u ve milli takımı dinleyelim senden. Şimdi ben ilk U15 milli takımına gitmiştim. Ondan sonra büyük kesinti oldu. Çünkü Karadeniz bölgesinde milli takım olarak izlenme komitesi olarak daha hafif kalıyor. İzmir bölgesi, İstanbul bölgesi daha çok izleniyordu. O yüzden U15'ten sonra biraz bir kere iki kere milli olduktan sonra daha gidememiştim. Geçen sene işte
olaylardan sonra bize A takımına şans verildikten sonra izlenme şansımız oldu. O yüzden milli takıma rahatça gidebiliyoruz artık. Performansında buna elverişli olduğu için tabii ki. Onun yanı sıra takımdan ayrı kalma sebebimi ben kendimi şöyle değerlendiriyorum. Takımdan ayrı olmam. Yani takımda daha iç içe bulunamam. Milli takımda olduğum için ilk hafta oynadım. Sağ olsun şans verdi hocam bana. İlk hafta oynadım. Sonrasında işte 2 hafta milli takım aram girdi. Ondan sonra takımdan şineşli olamadığımı düşünüyorum. Takım içinde bulunamadığım için biraz ayrı kaldım. Ama inşallah gümbür gümbür gelirim. Yani. İnşallah yani çalışıyorsun da dediğin gibi sadece ilk maçta burada girmişsin. Evet. Oyunun bir bölümünde girmişsin. Ondan sonra yoksun. Hayırlısı olsun diyoruz ama bu arada Samsun'dan milli takımımıza giden U12, 13, 14'ten de bahsediyorum. Onlar da gidiyorlar yani görüyoruz, izliyoruz da. Ya Samsun'da bunun altyapısı var, tecrübesi var. Samsun'un milli oyuncu tecrübesi çok var altyapıda. Yani ama bence daha çok yarışmacı gruplara vermemiz lazım. U12, U13, U14 onlar da çok küçük. Avrupa Şampiyonası'na adam göndermemiz lazım mesela. Bizim U20'de adamımız olması lazımdı. Yani Canberk sakat olmasa gidebilirdi belki. Mesela bir Ercan'ın şimdi U20'de Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda forma giymesi lazım. Bunlar çok büyük tecrübe. İnşallah ben şimdi Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Onu da forma bekliyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Samspor'da kaç yaşında başladın? Ben 5 yaşında başladım Samspor'da. Ta akademiye. Hocalar kimler hatırlayabiliyor musun? İlk hocam Dobi Hasan'dı. Dobi Hasan altyapı başındaydı. İlk hocam Orhan Hanım'dı. Orhan Hoca. Namiler Orhan Baba deriz biz ona. Evet. Hala devam ediyor. Orhan Baba. Hala altyapıda. Evet. Hala oyuncu yetiştirmeye devam eden Orhan Hoca'ydı. Öyle çoğu hocayı hatırlarım. Hepsi baba gibi bende. Yani onlara vefa göstermek lazım. Yanına gitmek lazım. Evet, Doğan'dan biz güzel tatlı anılarımız var da Atilla abisini bu şeye kadar gelmiş, yaşa kadar gelmiş, Samspor'un A takımında oynamış, Atilla abisini tanımamış. Açıklamam var onunla ilgili. Onunla ilgili açıklamam var. Onunla ilgili açıklamam var. Bizim tanımamızın sebebi bilirsiniz. Bizim altyapımız Samspor'un stadının altındaydı eskiden. Evet. O yüzden biz A takımla, A takımdaki olan bitenlerle haşır neşir olamıyorduk. Yani iç içe değildik A takımla. Şimdi ise akademi şeye taşındı. Tesisin içine taşındığı için herkes şimdi rahatlıkla A takım ekmanını izliyor. A takımda olan bitenine haberdar. O yüzden daha yakın oldukları için şimdi her şey biliniyor. Ama biz eskiden öyle değildi. Stadın altındaydık, uzak kalıyorduk. Tesisi görmek için de can atıyorduk. Tesise girdiğimizde ulan bu nasıl bir yermiş bu falan filan şaşırıyorduk. Ama artık öyle değil yani. Hiç şeyiz. Herkes biliyor. Biliyor, doğru. Şimdi Doğan'ı da ilk Kuşadası'ndaki seçmelerde mi göze battıydın? Yani. Öyle bir şey olduydu değil mi? Beşiktaş, Fener, Trabzon artık seni... Şeyde Antalya'da. Antalya şey Türkiye Şampiyonası'nda U18'de gitmiştik. U18'de. İnşallah çıksın, sizin gibi değerler çıksın. Yani ve çok önemli bir yani Erdem'in sana sahiplenmesi ve Erdem orayı bir anlatsana. Diyordun ki genç alttan gelenlerin önü açılması gerekiyor diyordun. Evet. Avrupa'dan bir örnek verdin, Almanya'dan bir örnek verdin herhalde. Belçika'dan. Evet. Neydi o? Ya bizim daha doğrusu 19'dan 17'den 17'den hiçbir oyuncu A takımda ikmalara çıkmazdı. Belçika'da öyleydi. İstediği kadar yetenekli olsun. Onun çünkü her sene tecrübesi var. Yani erken kolay kolay hiç kimseye A takımda ikmalara çıkarmıyor. Ama geçen sene kaç tane o genç oyuncu geldi yani alt takımda. En başta Kemal var zaten. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 15 yaşında. 16 yaşında. 16. Kemal 6 yaşında. Yani tamam bir Messi 16 yaşında parlar da yani. Ya gerçekçi olmak lazım çünkü Avrupa'da hiç öyle bir şey yaşanmadı ki ben 19'a kaptanlık basıvantı aldığımda herkes böyle acayip bakıyordu çünkü tek yabancı bendim kulüpte. Ve onu belki dışlandım yani acayip gördüler bizim çocuklarımız varken niye bir yabancıya kaptanlık veriliyor diye. O yüzden ben bütün gençlere kapımı açıyorum. Evet Ender Hocam. Evet ben bu ligin 7 haftasıyla ilgili genel bir Erdem'e soru yöneltmek istiyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçı yaşadık. 94'te çok talihsiz kaybettik. En az bir puan hakkımızdı. Aynen. O maçta oynadığımız futbola baktığımızda taraftarın önünde tribünler dolu, umut veren bir görüntümüz vardı. Gittik Tavşanlı'yı yendik. Özellikle ilk yarı müthiş bir top oynadık. Öyle düşünüyorum. Sonra bir Fethiye galibiyeti burada içeride yaşandı. Orada oyun çok tatmin etmese de idare eder pozisyona girdik ama daha sonra Adana Demir, Denizli ve Bolu maçlarında oynanan futbol
izleyiciyi çok fazla tatmin etmedi. Özellikle orta sahadan ileriye doğru taşınan toplarda belki forvet elemanlarımızın yeterince beklediğimiz performansı gösterememesi ya da orta sahadaki organizasyon eksikliği hep göze çarpan ve eleştirilen bir konu oldu. Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediye maçında bir ilk 45 dakika oynadık ki bana göre fecaat. 3 pas yok. Özellikle yanımda oturan arkadaşlarla dedim ki bir şöyle bir takip edelim. 3 pas olacak mı diye. Bu özellikle son 3-4 haftaki tatmin etmeyen oyunu neye bağlıyorsunuz? Öncelikle Fethiye maçından sonra bir ara oldu galiba. Milli takım arası. Onu biz hazırlık maçıyla Ordu'yla kapatmaya çalıştık. Orada işte Arif abinin transferiyle işte denedik orta sahayı. Hocamız da şey yaptı, değiştirdi. Denizli maçında da farklı bir orta sahayla çıktık. Daha doğrusu farklı bir taktikle belki çıktık. Ona belki hazır değildik ya da değişikliği şey yapamadık Arif abinin de gelmesiyle. Ya normal, o da yani birbirimizi tanımamamız ya da yani takımın daha azı yani o aradan sonra tekrardan birlikte oynamak falan. Ondan sonra isteyince zaten ertesi gün onu belli ettik Denizli'nin işte son 35 dakikasını oynadığımızda. Bence daha çok taktik farklılığı ve aramızdaki uyum. Ama şu an o uyumu bence sağladık. Yani her maçta yani normalde ilk yani taktik sistemine de bağlı. Ben öyle görüyorum şahsen. Hocamızın taktiğiyle, o yüzden yani normal. Yani orta sahadaki diyorsun her maçta farklı kombinasyonla bir, oynamak. Bir ön liber oynarız, bir, iki ön liber oynarız ya da üç yan yana yaparlar ya da işte kanatlar daha çok içe giriyor, açık giriyor. Taktik farklı. Yani. Anladım. Özellikle defansın hataları bu sene çok daha fazla göze batmaya başladı. Evet. Kolay pozisyon veriyoruz. Ve özellikle çift stoperimiz çok basit hatalar da yapıyor. Çıkarken de top kaybediyoruz. Evet. Özellikle uzun toplarda da Cemil mesela dün akşam geçen yaptığı maçtaki hatanın, yediğimiz gol, buradaki hatanın kopyası, fotokopisi. Evet. Aynı hatayı yaptı. Şimdi orta sahanın rakibin hücumu karşılamasında tabii az önce bahsettiğin o değişkenliğinde aynen, etkisi oluyor doğal olarak. Aynen. Yani burada şimdi sen söyleyince ben kareleri birleştiriyorum. Yani çünkü dıştan ben defansı eleştiriyorum birkaç haftadır. Dıştan onu görmüyorlar. Bir de evet, iki tane forvetimiz sakatlandı. Hı hı. Yani mecburen de belki o yüzden taktik değişimi oldu. Hani dıştan her şey yani her maç aynı olacak gibi bir şey yok. Karşı rakibin taktiğine göre de oynamaz zorundasın. Öyle yani. O zaman bir maç öncesi görüntülerimiz var. Bir ona gidelim, şöyle bir rahatlatalım. Bu arada bizden selam yollamasını isteyen kişiler var. Söyleyelim. Suna, İncilay, İlknur, Çağla, Fatih ve Hat Ticaret selam yollayın bize demişler. Biz de bu özel selam yollayalım. Ve Erdem'in de bizim ailemizin fotoğrafçısına bir sürprizi varmış. Ben de bilmiyorum. Neymiş? Söz vermiştim. Ailemizin fotoğrafçısına İncelen. Formamı çok istemişti. O yüzden. Bu formayı bir yakın görünce Mustafa'cığım bir al bakalım. Bu tarafını Erdem'in bu forması. Üzerine yazdın herhalde. Evet. Ailemizin fotoğrafçısı İncilay Hanım. Belki sevgilerimizle diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu emanetini kendisine ileteceğim. Eksik olmasın. Her maçta resminizi evet, gelsin çeksin. Ulan şimdi ben şunu görüyorum. Yani bu genç bayanlarımız yeter ki şöyle bir maça gelsinler. Ondan sonra var ya inanın kopamıyorlar. Bir iki maça götürdüm. Bu aileler geldiler. Şimdi her maçı istiyorlar. Deplasman da istiyorlar. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Ve size de belki bir hava geliyor. İşte bir kız arkadaşınızın orada olması, annenizin, babanızın olması. Değişik bir atmosfer ve küfür de azalıyor. O kadar da azaldı. Yani. İnanın çok geçtiğimiz yıllara bakarak bayanların gelmesiyle küfür azaldı. Ben mesela o kapalı tribündeki görüntü gerçekten çok hoş. Gerçekten çok hoş. Sizler motive oluyorsunuz. Yani bilmiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Gol attıktan sonra aklımda vardı. Babama doğru koşmak istiyordum. Çünkü babam oradaydı. Koşamadım ama. Koşamadım. Adnan abi. Heyecandan koşamadım. Adnan abi beni tuttu. Yatırdım. Adnan abi bırak diyorum. Babama doğru koşacağım. Babam benim lan diye. Vallahi zor kurtuldum. Ama sen formayı oraya attın ama. Attım. Ben onu da bırakacağım. Tabii o kadar. Ve baban döndü bugün herhalde. Evet, değil mi? Dönmedik.
Varmışlar mı? Aradılar mı? Varmışlar. Babaya da güzel bir hediye oldu. Çok güzel bir hediye. Çok anlamlı bir hediye oldu. Anladım. Bu hediyenin içinde biz de varız. Bugün de bir programa dahil ettik. Yani bugüne nasipmiş. Bir de öyle ayrıcalık İzliyorlar olsun. İzliyorlar zaten şimdi. İzliyorlar. Selamı yollayabilirsin. Evet, maç öncesine gidelim sevgili izleyiciler. Kısa bir görüntümüz var. 3 dakikalık zannedersem. Ama maçtan sonraki görüntüler çok önemli. Hep beraber güleceğiz, edeceğiz. Maçı konuşurken de ailemizin fotoğrafçısının görüntülerini ekrana taşıyacağız. Şimdi maç öncesindeyiz. Maşallah, yaş kaç? Yaş azıcık, 76. Maşallah. Samsunspor sevgisi nereden geliyor? Ta gençlikten beri guruldu gururları Samsunspor'la. Hatta ben askerdeydim o zaman. 60-64'te Samsun'da iddiaya giriyordum biz. Beşiktaş'la bir maçı vardı. Berabere kalır, yenilir. Kimse beğenmiyordu. Hakikaten beraber kaldı o zaman. 64 senesinde. Peki bana böyle eskilerden futbolcu ismi sayabilir misin madem öyle? Böyle aklında kalan. Eski futbolculardan kim geliyor aklına? Mesela Sami. Acun, Sami, Temel. Tabii çoklar yani. Unutamadığın bir maç var mı? Böyle aklına gelen bir maç var mı? Var. Hangi maç? Giresun'da bir kavga ettiğimiz maç. Bütün kadınlarla biz duman ettiler. Evet. Hatta gelirken orada bir arabamız böyle yuvarlandı. Onu ben de hatırlıyorum. Ben de o maçtaydım. O zaman çok Eşref diye bir Samsun'un tanınmış bir abimiz vardı. Evet. Böyle tel örgülerin orada epey kavga ettiğini hatırlıyorum. Yani tanınmış mı derken şey dışı, insanlık dışı adam. Peki bugünkü maç ne olur? Şu anda Samsun'un halı. İki maça devam ediyorum. Bu üçüncü maç. Üç ihtimal olabilir. Üç ihtimal. Sıfır da olur, beraber de olur, iki de olur, bir de olabilir. Çünkü hakikaten net söylüyorum yani. Başkan da duysun. 9 numara takımda hiç yeri yok. Haluk'tan bahsediyorsun. Hiç yeri yok. Yani olsun olmasın. Zaten orada guru guruya bir şey. Adam yeri kın, orayı işgal ediyor adam. Hiç onunla adam koy demek gol atsın kardeş. Doğru diyorsun. Onu oraya koymamak lazım gerçekten. Peki Hacı abi, teşekkür ediyorum. Oldu, ben teşekkür ederim. Sağ ol, İnşallah. Sağ ol. Başarılar hepimize. Sağ ol. Hocam yine Samsunspor sevdalılığı bitmiyor. Tabii maçları takip ediyorsunuz. 7. haftaya giriyoruz. Bir değerlendirme alabilir miyim hocam? Vallahi iyi başladık lige. Tabii iki oyuncumuzun sakatlanması takımı olumsuz yönde etkili. Demek ki alternatif oyuncumuz da fazla yok ama şartlar bu. İki oyuncu gelirse tekrar toparlanırız diye düşünüyorum. Şu maçlar kritik maçlar. Bizi nereye götüreceğimizi belli edecek. Ya yukarı ya işte orta sıralara doğru. Vallahi bugün tabii önemli bir maç. İnşallah alırız. Peki. Salih Hocam. Katılıyorum Dobi Hoca'nın bütün duygularına. İnşallah kazanırız. Yani bizim isteğimiz Samsun'un çocuğuyuz. İnşallah Samsunspor Süper Lig'e çıkar. Herkes mutlu olur. Süper Lig şansımız var mı? Tabii kolay bir süreç değil, uzun bir süreç. Onu zaman gösterecek. Dediğim gibi iyi başladık ama şu an işte iki oyuncumuzun, kadromuzun bana göre tam yeterli olmadığı düşünüyorum. Ama devre arasında kadar ne yapabiliriz onu hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi ne kadar alırsak kârdır. İlerleyen haftada mı daha... Erdem yok, Taha var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onlar tabii geçen sene de biz kadronun içerisindeydik. Onlar vardı zaten. Ama kilit isimler vardır. Önemli isimler vardır işte. Bunların başında iki kö vardı işte. Onun olmayışı bizi olumsuz yönde etkiledi mi? Etkiledi demek ki etkiledi. Onun için bekleyip göreceğiz. Baksa yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, maç öncesi görüntülerimiz gayet kısaydı. Size bir kişi çok özel bir selam yollayalım. Onu atlamayalım. Hatice Hanım'a da buradan özel bir selamımızı iletelim. Evet maç sonrası görüntülerimiz var ama bir maçı konuşalım. Bu maç çok önemliydi. Maçı konuşalım ve Olcay da görüntüleri resimlerle beraber ekrana getirsin. Şimdi maça iyi başladık. Ben öyle diyorum. İyi başladık. Ama yediğimiz ilk golden sonra demoralize olduk. Birbirliği sağladık. Neler diyeceksin? Yani Erdem, ben ilk yarıda yoktun. Evet. Dışarıdan senin izlemen bir futbolcu olarak o ilk yarıyı bize oynamadığın şeyi bir göster bakalım.
performansını sözlerinde. Ben dün açıkçası çok acayip bir maç yaşadım ya. Yani kariyerimde bilmiyorum öyle maçta yaşayacağım. Biraz da her şeyi yaşadım. Yani hem ilk 11'de yani oynamıyorsunuz, ilk kere dışarıdan izliyorsunuz. Takım belki istediği gibi gitmiyor. Hırslıyım çünkü yani girer girmez bir şey yapmak istiyorsunuz. İkinci arada hocam şans verdi. Girdik Arif abiyle işte. Golü bulduk, çok sevindik. Bu sefer penaltıyı yaptım. İçim gidiyor yani, üzüldüm. Yani sonuçta yani bende kalacak. Hem sarı kartı görmüşüm. O pozisyonu bize şimdi canlı canlı anlat bakalım. Yani ve şuradan seni kutluyorum tekrar. Dedin ki penaltıydı. Penaltı. Yani o pozisyonda şunu da söyledi. Hoca, Antep'in hocası şunu söyledi. Ya dedi, sarı kart dedi, yanlış gösterildi Erdem'e dedi. Orada dedi kırmızı çıkması lazımdı. Son adamsa dedi. Ya şimdi hava topu oldu. Uzun top atıldı. Adnan abi vardı. Adnan abi çıkamadı. Arkasında da Fatih abi vardı. Fatih abi top bende diyken Cemil geldi. Yani üçünün arasında top sekti. Bu sefer boşta kalan forvete geldi. Ben de orada yetişmek istedim. Müdahale ettim. Biraz da kolay bıraktı ama faul, temas var tabi, düştü, penaltı oldu. Orada nasıl dua ediyor? Sanır abi lütfen topu kurtar falan diye. Gol oldu, içim gitti. Sonradan bir baktım. Hani o pozisyonda bir de Erdem, sakatlanmıştın. Evet, oyunun dışındaydın. Tek karşı taraftaydın. Maratonun önündeydin. Aynen. De döndün, dolandın kalenin arkasından, geldi. Beni buldu ya. Hiç oyuna girdi. Doğan'ın dediği gibi diyor ki, ne zaman buluştun, ne zaman girdin o topla buluştun. Ben 45 dakikada oyunu kadarıyla bu kadar oynayan bir adam da görmedim. Yani ben de hayatımda acayip. Dün dedim zaten, yani bizi heyecana sokma, atacaksan at, bitirelim konuyu, kapatalım dedim yani. Biraz heyecan kattım ben. O penaltıdan sonra... Yani sonuçta yine içimden dua ediyorum, Allah'ım lütfen bizi utandırma diye. Sonradan pozisyonuma geldi. Fatih abi bir sefer kafayı vurdu. Kaynayınca yere çıkardı, önümde denk geldi. Top da sekti. Valla bütün vücudu koydum tabi, yeter ki yerinden içeri. O zaman şöyle yapalım, o görüntüler, sizin basın toplantısı görüntülerini ekrana getirelim. Evet. Ve sevgili izleyiciler, inanın hiç ayrılmayın, çok önemli. Murat'ın orada anlatmış olduğu bir şey var. Bak hemen başladı gülmeye. Hocamların gülmesine ver. Evet, orada Murat'ın anlattığı bir şey var. Gerçekten böyle işte galibiyet olunca çok güzel programlar yapabiliyoruz. Maç sonundayız. Bugün çok fazla söylenecek bir şey yok. İlk yarıda oynadığımız futbolun emeğini almış olsaydık bugün daha farklı şeyler konuşabilirdik. Belki ilk yarı içeri 2-3-0 galip girebilirdik ama olmadı. Şanssızlık. İkinci yarıda hocamızın dediği gibi geri çekildik. İkinci yarı biraz daha aynı ilk yarıdaki gibi futbol oynamış olsaydık bugün çok daha farklı şeyleri konuşur olurduk. Aynı hocamın dediği gibi, eğer son adamsa bugün penaltı yaptıran Erdem kırmızı kart görüp oyun dışı kalabilirdi ve Erdem bize gol atıyor. Tabii akşam izleyeceğiz. O zaman daha doğru yorum yapabilir. Geçen hafta hiç gol yememiş, mağlup olmamış bir takımı yeniyoruz kendimize. Çok iyi bir futbolla. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Samsunspor'u da yenmek istiyorduk. İlk yarı buna güzel bir oyun oynadık yani. Pozisyon vermeden çok pozisyona girdik. Topu tutan taraf bizdik. Pas yapan taraf bizdik. İkinci yarıda bunu devam etmemiz lazımdı. İkinci yarıda tam tersi, onlar biraz daha iyi oynadı bize karşı. Hocamız bize çok dedi, duran toplarda çok etkililer dedi. Zaten attıkları çoğu golde duran toplardı. Gene iki tane duran toplardan gol yedik. Daha dikkatli olmamız lazımdı. Kendi sahamızda Gaziantep Büyükşehir Belediye maçı çok zor geçeceğini biliyorduk. Ve biz de kazanmak istiyorduk. Kazanmanın gereklerini fazlasıyla sahaya yansıtmak gerekiyordu. Çok hırslı bir takımım, çok mücadele eden, arzu ve isteğini sahaya yansıtan bir takımım var. Böyle bir takım olduğu için de çok gururlanıyorum ve mutlu oluyorum. Çünkü mücadele edenler hep kazanmıyor ama kazananlar hep mücadele edenlerdir. Biz mücadele ettiğimiz takdirde kazanırız diye düşünüyorum. Tabii ilk yarıda çok fazla hırslı olmak, illaki bu maçı kazanacağız düşüncesi İster istemez bizi sıkıntıya soktu. Yapmak istediğimiz şeyleri sahaya doğrusu fazlasıyla yansıtamadık. Ama ikinci yarıda topun bizde olması gerekiyordu. Çok pas yapmamız gerekiyordu. Çok hareketli olmamız gerekiyordu. Ve mümkün olduğu kadar bunu yapmaya çalıştık. Siz de takdir edersiniz ki
Böyle bir takımdaşlı olan bir ekipten mutlu olmamak, gurur duymamak mümkün değil. İyi bir ekip ruhu, koşan, mücadele eden ve arzu isteğini, sırsını sağa yansıtan bir takım görüntüsü içerisinde olmak çok güzel bir şey. Sizler de hep yıllarca bunu söylersiniz. Herkes bunu söyler. Takımım koşsun, mücadele etsin de ne olursa olsun. Benim de takımım sadece Denizli maçı hariç, ilk yarısı özellikle, bunun dışındaki tüm maçları çok iyi mücadele ettiler. Ama bir sıkıntımız var. Gol yollarında çok fazla etkili olamıyoruz. Elimizdeki oyuncularımız da mümkün olduğu kadar bunlar. İlk defa belki de Musa Aydın'ın santrafor oynattık, forvet oynattık. Ve girmiş olduğu pozisyonu gole çevirmiş olsa, ki Musa Aydın hiç böyle vurmaz, ben vurduğunu görmedim oynadığı takımlarda, plas atar, maalesef onu yapamadı. Ama o pozisyona girmek bile çok önemli. Çok basit gol yedik gördüğünüz gibi. Hani orada ne ben ne siz, hiç kimse bir şey yapamaz. O anda biraz daha akıllı, şuurlu olmak gerekir. Kafaya çıkarken çok dengesiz çıktık cepheden gelen topu ve penaltı oldu. Evet, lehimize verilen penaltı penaltı. Ama pardon, aleyhimize verilen penaltı penaltı. Lehimize verilmeyen bir penaltı var. O da bizim lehimize verilmesi gereken bir penaltı. Sonra Adnan'ın çok net bir pozisyonda topu kesip belki de gol pozisyonu yakalayacağımız pozisyonda faul vermesi de neredeyse gol oluyordu. Bunları biraz hakemler son zamanlarda bizim aleyhimizde çok fazla düdük çalıyorlar. Biraz dikkat etmeleri gerekir. Ben oyuncularımı kutluyorum, mutluyum. Neden? Az önce söyledim. Gerçekten böyle mücadele eden bir ekip, böyle koşan, hırsını sahaya yansıtan, son damlasına kadar, son saniyesine kadar her şeyi yapmak için mücadele eden, eksikleriyle, fazlalarıyla bu takımı kutlamak gerekir. Ben de şahsen hocalar olarak, abiler olarak takımı kutluyorum, gurur duyuyorum ve mutluyum onlarla beraber olmaktan. Biz böyle mücadele edelim. İnanın ki hep kazanan takım olabiliriz. Şimdi siz de takdir edersiniz ki hakemler illa bir şeyler yapıyor. Orada belki yetişebilecek bir pozisyon da var. Çünkü çok açık değil mesafe. Mesafe çok dar zaten orada. O gibi pozisyonu hakemin kararı bana göre doğru karar. Ne verse doğru karar orada. Onun için öyle takdir etmiştir. Ben şahsen o konuyu çok net böyle süzmek çok doğru göremiyoruz biz. Penaltı mı? Penaltı. Ama ya sağında solunda da adam var. Ve kaleciyle penaltı yaptıran oyuncunun arasında çok mesafe kısa zaten. Altı pasta neredeyse. Altı pasla penaltı noktasını oralardan. Dolayısıyla hakem böyle takdir ediyor. İşte lehimize vermesi gereken penaltıyı vermiyor. Ne diyebiliriz? Bunun için bu tür olaylar hakemler açısından takdir onlara ait oluyor. Biz de saygı duyuyoruz. Sadece burada konuşuyoruz iki kelime. Ama geçen hafta Bolu'da verilmeyen bir penaltımız, bizim aleyhimize verilen bir penaltı. Bunlar da bizim ne aleyhimize verilmesi gereken bir penaltı, lehimize verilmesi gereken penaltı da vermiyor. Ne yapabiliriz şimdi diye düşünüyoruz. Ama oluyor. Biz Bolu'da da biliyorsunuz ki pozisyon vermeden, kalecim yere yatmadan mağlup olduk penaltı golüyle. Yazık değil mi? Bu çocukların emeğine bu kadar arzulu, istekli, emek sarf ediyorlar kazanma adına. Ama küçük küçük de basit basit hatalarımız oluyor. İlk yarıda da yaptık bu hatayı. İkinci yarıda da kalecinin hatası var işte biliyorsunuz. Yemiş olduğumuz penaltı pozisyonu hata, cepheden gelen topa böyle çıkmamak gerekir. Bunlar kabul ediyoruz ama futbolda vardır, oluyor. Hocam, Samsunspor 6-7. haftayı oynadı. Hep nedense ikinci yarılarda Samsunspor'un özlediğimiz, beklediğimiz futbolu oynuyor ve sonuca gidiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Neden ilk yarıda biz bu net sonuçları alamıyoruz? Özellikle bu maç için illa bu maçı kazanalım hırsı, inancı bizi negatif etkiledi ilk yarıda. Nedeni bu. Öbür maçlarda öyle değil. Bir de Denizli maçını söyleyebilirsiniz. Bunun dışında öbürleri öyle değildi. Ya şimdi ben döndüğümde direkt forvetlerini gördüm. Top da onun önündeydi. Çabaladım daha doğrusu topu almak için. Yani gol yememek için elimden geleni yaptım. Temas ettim, tamam penaltı verdi. Yani ya etrafımda kimler vardığını görmedim ki. Yani döndüğüm an direkt oyuncu önüme çıktı. Ben de elimden geleni yaptım. Penaltı. Yapacak bir şey yok. Sarı kartı verdi, kırmızı kartı verse bir şey demezdim herhalde. Evet, burada bir şanslıydı da sakatlandın, döndün, geldin, yani. Oyuna girdin. Girdim, bir baktım topa işte çıkamadılar. Üç kişi bir topa bomboş kaldı. Ben de onun kademesine girdim.
Daha hızlı yani arkadaşlar. Şimdi temsilci arkadaşlar da gidecekler, bekliyorlar. Tamam. O yüzden şey yapalım. O zaman. Şey i̇şte golü de anlatayım o zaman. Fatih abi kafayı vurdu, bir baktım top önüme geldi. Ama takip ediyorum çünkü Fatih abi biliyorum buranın bir kabiliyetini izledi, attı zaten golü. Baktım top önüme denk geldi. Bu sefer sekti top. Vücudumu komple koydum. Kesin gol olması lazım diye gol oldu. Çok heyecanlı maç oldu. Yani dediğiniz gibi ilk yarı istediğimiz oyunu bir türlü kuramadık. Yani rakip de bir şey oynayamadı ama top onlarda gözüktü biraz daha. Bunun biz topu yere indirdiğimiz zaman biz iyi bir takım olduğumuzu gösteriyoruz rakibe. Hani kim olursa olsun biraz o zaman top oynayabiliyoruz. İşte maçın sonlarına doğru böyle bir atraksiyonlar oldu, bir şeyler oldu. Sonuçta sevinçliyiz. Yani biz maçı bırakmadık. Bizim için en önemli şey o. Maçı bırakmıyoruz, istiyoruz. Allah da yüzümüze bakıyor, gol atıyoruz, attı, bir şeyler oluyor. Maçı kazandık. Sevinçliyiz yani. Bu maçı kaybetmemiz lazımdı yukarıdan kopmamız için. Bizim için kırılma maçıydı açıkçası. Çok önemliydi yani. Verilmeyen bir penaltı var. O pozisyonu... O pozisyon uzaktan gözüküyor. Yani belli eliyle kapattı. Yoksa belki gol oldu. Çok oyuncu bile yerde yattığı yerde zaman... Yerde eliyle dokunuyor. Yani hakeme böyle bir ağlayarak arkadan bakıyordu. Arkadan da gözüküyordu penaltı olduğunu. Onu nasıl görmedi? Neyse takdir evet, korner var. Evet. Olması... İlk defa işe yaradı. İlk defa ben normalde defans yaparken vurduğum zaman hep korkuyorum. Mesela ilk yarıda da oldu. Vuruyorum böyle kayıyor buraya gidiyor. Bu sefer istediğim gibi kaydı. Arka tarafa gol oldu. Allah çok tamam, iyi. Tamam arkadaşlar. Abi çok iyiydi be. Arka tarafa doğru kayıyor. Ben bu görüntüyü olacak bir daha isteyeceğim senden. Orayı bir hazırlasana. İlk defa kellik bir işe yaradı diyor. Açık açık güzel de itiraf ediyor. Yani. O penaltı pozisyonu, elden kesilen pozisyon. Evet. Sen gördün herhalde o pozisyonu. Nerede? Hocanın arkasındaydım. Hocaya daha yakındı pozisyona. Ben arkadan gördüm. O daha yakından göremedi ya da görmek istemedi. Sağ içinde ne oluyor o? Yani o hakemden... O an iletişimi... şu kararı beklerken şöyle yapınca moraliniz bozuyor zaten. Yani bariz adam elle çıkarıyor kaleci gibi. Siz penaltı diyorsunuz. Hocam penaltı elle aldı falan deyince ne diyor sözlü olarak? Ben öyle böyle kalıyor. Yani sözlü olarak ben öyle gördüm. Ben öyle gördüm. Ne diyeceksin adam yani? Ben öyle gördüm. Görmeseydi. Bazen hiç cevap bile vermiyor. Arkadaşı olmuyor yani. Aynen. Peki şey yapmıyor musunuz? Mesela yardımcı hakeme yönlendirmiyor musunuz? Hocam gidin bir danışın falan veya... Zaten kulaklıkları var abi yani. Görse verir. O karambol da kulaklıkta duymayabilir. Hayır o pozisyonda yardımcıdan daha yakın. Daha yakın. Evet, daha yakın. Ya daha yakın. Bence net gördüm. Ben VIP'ten gördüm vallahi penaltı. Evet, sen yardımcıdaydın yani. Oradan gördüm. Biz de öyle. Direkt penaltı dedik. Hayret bir şey ya. Ya oyuncu da yerdeyken biraz yüzü ifadesini belli ettiriyor yani. Oyuncuya da bakmadı direkt. Yani bakmak istemedi belki. Oyuncu da utandı yani. Elle kendisi bile şaşırdı yani bence. Peki hiç böyle sen 6 haftadır takımda görev alıyorsun. Yani oynuyorsun. Oynamadığın hafta var mı? İşte bu son maç. Bu son. Onun, evet. O yarısı diyoruz. Hakemler hiç böyle maç esnasında ya pardon hakikaten yani kusura bakma falan dediği oluyor mu? Beni hiç rastladın mı? Şahsen Bolu maçında rastladım. İşte ilk yarı gidiyorum. Formamdan çekildi. Avantaja bıraktı. Ondan sonra bir daha darbeydim. Düştüm. Bu sefer kendimi attım zaten. Hocam dedim tamam ilk faul avantajı verdiniz de avantajı kullandın ama diyor. Tamam ikinci darbeyi yememiz. Görmedim onu diyor mesela. Yok görmedim ne kadar güzel. Basit öyle işte. Tamam. Yani öyle bir... Saygı çok şey. Evet Önder Hocam. Senin soruların var herhalde. Ya benim sorularım bu maçın genel yorumuyla ilgili şunu söyleyeyim. Az önce de söyledim. Sezonun en kötü futbolunu oynadık 45 dakikada. Bence orta sahada ilk kez defansın önünde çift ön libero dediğimiz bölgede 4-2-3-1 oynadığımızı varsayarsak Adnan ve Taha'nın ilk defa birlikte oynaması bence oradaki üretkenliği düşürdü. Takımın temposu inanılmaz düşüktü. 3 pas yapamadık. İlk yarıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi biraz becerikli olsaydı, hele o maçın 18. dakikasında karşı karşıya Serdar'ın kaçırdığı pozisyon gol olsaydı bu maç çok zor olurdu. Maç öncesinde baktığınız zaman iki takımın da 8 puanı var. 3 haftadır kazanamayan bir Samsunspor var ve taraftarı önünde de kazanamamış bir Samsunspor var.
Dolayısıyla homurdanmaların artacağı, tepkilerin artacağı, belki tribünlerden gerek teknik heyete gerek futbolculara olumsuz bakış açılarının geliştirilebileceği bir maç olabilirdi bu maç. O yüzden bir de futbol takımlarında psikolojik olarak kazanamamak bir alışkanlık haline geldiği zaman o girdaptan çıkmak da psikolojik olarak zorlaşır her geçen hafta. Evet. Dolayısıyla biz bu hafta kazanamamış olsaydık 4 haftadır kazanamamış olmanın sıkıntısıyla Trabzon'a gidecektik. Şimdiki psikolojimizle o zamanki psikolojimiz çok farklı olurdu. Futbolun psikolojik boyutunu da unutmamak lazım çünkü etten kemikten yaratılmış insanların oynadığı bir oyun. Dolayısıyla maç öncesinde gerçekten kağıt üzerinde zor bir maçtı ve gelen takım çok moralli geldi. Neden? Hiç gol yememiş, mağlubiyet almamış Balıkesir Spor'u mağlup ederek buraya geldiler. Dolayısıyla inançlı geldiler. Geldiklerinde işte şehri gezerken falan gelen mesajlar da var. Gayet olumlu bir atmosferde, moralli bir şekilde karşılaşmaya çıktılar. O yüzden bizim ne pahasına olursa olsun bu maçı almamız gerekiyordu. Hüseyin Hoca'nın basın toplantısındaki şu sözüne asla katılmıyorum. Fazla istemek, fazla motive olmak bizim oyunumuzu olumsuz etkiledi diyor. Böyle bir şey olamaz ya. Bu yoruma ben katılamam. Kusura bakmasın Hüseyin Hoca da. Fazla istemek oyuncuyu olumlu yönde motive eder. Yani çok istedik, o yüzden istediğimizi yapamadık. Hayır, biz ilk yarıda yanlış takım kadrosuyla sahaya çıktığımız için orta sahada Adnan tamam sakatlıktan çıktı vesaire ama Erdem yani tesadüf oldu, seyircilerimiz de yanlış anlamasın. Geçen seneki performansının belki çok üzerine çıkmış, 6 haftadır orta sahada pas trafiğini gayet iyi yönetmiş bir Erdem Şen kenarda oturup macera aramanın anlamı neydi? Bunu sormak istiyorum. Zaten yani, Erdem burada olmasaydı biz bunu konuşacaktık bunu zaten. Bunu konuşacaktık zaten, tesadüf oldu. Evet. Bence ilk yarıdaki sıkıntı buydu. İkinci yarıda hocanın pas yapabilen, top tekniği yüksek, topu alıp veren, defanstan alıp ileriye topu taşıyan iki değişiklik yapması. Naci Korkmaz soruyor ya, ben ilk haftada Hüseyin Kalpar'ın tecrübesi önemlidir bu takım için diye bir beyanat vermişim. Bana diyor ki, şimdi Facebook'tan yazdığı mesajda hala diyor Hüseyin Hoca'nın tecrübesinin diyor bu lige damga vuracağını söyleyecek misin diyor. Doğru, Hüseyin Hoca tecrübesiyle bu ligde var ama tecrübeli insanlar da hata yapar. Ne diyelim yani, şimdi bu hatayı yaptı da yapmadı mı diyelim. İnsanların biz burada hatasını da söyleyeceğiz, artılarını da söyleyeceğiz, eksilerini de söyleyeceğiz. Hatadan döndü 45. dakikada, iki tane top yapabilen oyuncuyu oyuna sokunca Samsun Spor dikkat ederseniz ikinci yarıda doğru dürüst pozisyon vermedi. Top tamamen bizdeydi. Yani kazanma arzusu ilk 45'te vardı da ikinci 45'te yok muydu? O yüzden kusura bakmasın, hocanın o beyanatına katılamayacağım. Orta sahada pas trafiğini yaparsanız ikinci yarıda oynadığınız bu olumlu oyunu oynarsınız. Ha, forvetsiz oynuyoruz biz. Haluk Türker'i iki haftadır söylüyorum, asla ve katla kötü bir oyuncu değil. Ve taraftarın da biraz daha sabırlı olmasını buradan tavsiye ediyorum. Şimdi gelen yorumlarda da var. Geçen hafta da söyledim. Yok bundan futbolcu olmaz, bundan teknik adam olmaz, bu yönetimden bir şey olmaz, bundan bir şey olmaz diye biz cümleye başlarsak bu ligin sonunu getiremeyiz. Tamam, eleştirelim, performansı düşük diyelim, şu diyelim, bu diyelim. Ama 3 kilo yük taşıyabilecek bir adama siz 6 kilo yük taşırsanız o yükün altında ezersiniz. Benim tespitim şudur. Haluk Türker'i bu takımda forvet oynar. Ama Haluk Türker'i bu takımda tek forvet oynamaz. Çünkü tek forvet oynamanın bir takım özellikleri var. Onu uzun uzun anlatmayalım. Tereciye de tere satmayalım burada. Ama Haluk Türker'i tek forvet oynayabilecek bir arkadaşımız değil. Çift forvet oynayan bir düzende bence Haluk Türker'i daha verimli olur. Geçen sene Haluk'un Abdülkadir'le beraber oynadığı maçları şöyle bir izlesinler. Aynen. Yani Haluk'tan bir şey olmaz diyenler, Haluk'tan forvet olmaz diyenler, Abdülkadir Özgen'le ikisinin oynadığı maçı bir görsünler. Çok o stoperleri yani sağa sola nasıl çektiğini, lafa nasıl lafa o defansı lafa dövdüğünü şöyle bir görsünler. Ve yıprattı. Hani stoperler hep yıprattı. Çok koştu. Haluk'u eleştirmek başka bir şey. Performansının düşük olması başka bir şey. Evet. Eleştirebiliriz ama bir eleştiriyi yaparken bundan bir şey olmaz derken adama yüklediğiniz yüke de dikkat etmek lazım. Bakmak lazım. Onu söylüyorum. Bunlar bizim oyunumuzu bence ilk yarıda olumsuz etkileyen faktörlerdi. Arif Şahin'le ilgili geçen hafta bir yorum yapmıştım. Sanki mutsuz bir görüntüsü var demiştim. Yani
tam konsantre olamamış bir durumda Deniz burada oynadığımız Adana Demir maçında gol atmasına rağmen çok konsantre görmedim demiştim. Şimdi bu maçta ikinci 45 dakikada biraz daha hareketli, biraz daha derli toplu, biraz daha takımın bir ferdi olarak kendini hisseder bir pozisyonda gördüm. O açıdan olumlu değerlendiriyorum. Umar'la ilgili geçen hafta söylemiştik düşüş var diye. Hüseyin Hoca da basın toplantısında Umar'ın bir sorunu var. Ne olduğunu bilmiyoruz ama çözmeye çalışıyoruz demişti. Umar'daki düşüş devam ediyor. Canberk Aydın'a ayrı bir parantez açacağım. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü misafirlerimiz var. Onlara da saygısızlık etmek istemem. Canberk Aydın, her hafta söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Canberk Aydın'ın ölüsü bu takımda ilk 11 oynar. Sağ ön, sol ön, sağ arka, forvet arkası. Bu çocuk topu ayağına aldığında adam eksilten bir çocuk. Bu çocuk topu ayağına aldığında takımı ileri taşıyan bir çocuk. Bu çocuk topu ayağına aldığında duran top serbest vuruş yaptırabilen bir çocuk. Bu çocuk topu ayağına aldığında Samsunspor takımında son çizgiye inen tek adam. Ama evet. Biz bu adamı kenarda oturtuyoruz. 30 dakika oynatıyoruz, 20 dakika oynatıyoruz. Tekrar söylüyorum, alınmasın, gücenmesin. Herhalde Musa Sinan'dan daha kötü oynamaz. Herhalde şu Umar'dan daha kötü oynamaz. Gençler hazır Doğan buradayken geçen haftaki yorumlarımıza ilave devam ediyorum. Ercan Yazıcı denilen çocuk stoper, Samsun'un evladı. Görüyoruz forvetin yaptığı hataları, Cemil'in yaptığı hataları görüyoruz. Adana Demirspor maçında yediğimiz golde yaptığı hatanın fotokopi kağıdı gibi, karbon kağıdı gibi aynısını sağdan gelen bir ortaya yatarak sağ ayağıyla müdahale etti. Aynı hatayı yaptı. Fatih Kılıçkaya'nın çıkarken kaptırdığı topları görüyoruz. Ve ben soruyorum, Samsun kamuoyu önünde soruyorum. Ercan Yazıcı denilen 94 numaralı, 23 numara giyiyor. Kaç? 94 doğumlu. 94 doğumlu Ercan Yazıcı Cemil'den kötü mü oynar? El vicdan, el insaf. Fatih Kılıçkaya'dan kötü mü oynar? Soruyorum. Ben sadece soruyorum, cevaplar teknik heyette evet. diye düşünüyorum. Serkan Çalık, yine dikkatimizi çeken bir oyuncu. Hoca ilk haftalarda sonradan oyuna soktu. İşte Tavşanlı maçında gösterdiği bir performans çok iyiydi falan. Sonra 11'de oynatmaya başladı. Serkan Çalık 2 haftadır yok. Oyun sıkışmış, oyunun sıkıştığı dönemlerde Serkan Çalık da tabii oyunda düşünülebilir diye düşünüyorum. Şaban Özel geçen seneki performansının çok çok üzerinde, sakatlıktan çıkmasına rağmen yine bu maçta görevini yaptığını düşünüyorum. Soner yine takımına ufak tefek hataları tabii ki olacaktır. Birkaç top kaçırdı diye kimse homurdanmasın. Takımına yine güven veren bir kaleci olarak yer alıyor. Ana hatlarıyla söyleyeceğim bunlar hızlı hızlı. Kusura bakmayın biraz fazla konuştum. Yok. Şimdi Erdem, yani yıllardır biz bu programı yapıyoruz. İyiyseniz iyi, bunu kabul edin. Kötüyseniz de o eleştirilere açık olun. Ki siz bunlara ben her türlü eleştiri yazdınız. Ama şimdi az evvel gelen işte mesajlarda mesela Haluk'la ilgili. Haluk gücünün kapasitesini yettiği kadar çok koştu. Çok çaba sarf etti. Ama olmayınca olmuyor. Ender'in dediği gibi tek forvet bu takım yani. İş yapmaz. Dediği gibi Abdülkadir'le birlikte oynadığı şimdi aklıma geldi. Ben o hatırlattı yani. Katılıyorsun değil mi onlara? Yani burada futbolcuyu kaybetmek kolay arkadaşlar. Aynen. İki tane kötü laf söylersin. Adamı bir anda demoralize edersin bitirirsin. Ama kazanmak çok zor. Şimdi aynen. Erdem'e diyorum. Erdem, bu sene sen çok çok daha maşallah Allah nazarından saklasın çok daha iyi bir performans gösteriyorsun. Bunun sebebi ne diye sorduğumda böyle sohbette Atilla abi ben bu sene kamp yedim dedi. Kampın çok büyük etkisi var dedi. Geçen sene de kamp yemiştim ya. 3 sene önceki Erdem de aynı. Sadece kafa rahat diyebiliriz. Evet çok ondan. Psikolojik oynuyor tabii ki de ama ya. Değişen bir Erdem değil yani. Geçen sene aynıydı. Yani yok bu sene üzerine koyar. Yani Erdem bu sene ya, Allah nazardan saklasın. Dediğiniz saklasın. Orada çok güzel bir laf var. Amin teşekkür ederim. Bir oyuncuyla oynamak o kadar fazla oynanmaması lazım. Yani kaybedersiniz yoksa oyuncu. Evet. Ve çok önemli. Oyuncuyu kazanmak da çok zor. O yüzden şu an belki
daha çok kaybetmekle değil kazanmak için uğraşalım hocalar olsa. Çok doğru. Evet Ender. Hoca düzenlediği bir basın toplantısında 36 maç 2 puan üzerinden 72 puan bu şehre hedef koyuyorum. Bu takıma hedef koyuyorum dedi. Siz futbolcular olarak bu hedefi nasıl değerlendirdiniz aranızda? Ben yine aynısını diyeceğim. Çok erken hedefler yani. Bunlar herkes... Ama hoca söyledi bunu. Olabilir. Geçen sene dedi. Hoca... Hatta galiba Fenerbahçe 17'de 17 yapmıştı. Beşiktaş'tan hesabı da işte Ortakal Portekiz transferler yapmışlardı. 17'de 17 yapacağız falan filan diye. Onlar hep matematiksel, taktiksel hesaplardır yani. Ben hesaba bakmıyorum. Her hafta başka maça bakıyorum. Ben şimdi senin dediğine orada hoca... Bizi 2011-2012 sezonu muydu? 2010-2011 sezonu. Orada biz o kadar baskı yapmamıza rağmen hocam takımın hedefi ne? Takımın hedefi ne? Hiç söylemezken şimdi ligin başında dediğin gibi 70 puan hesabı, 72 puan hesabı çıkarttı. Bak, o sene hiç konuşmadıydı. Bu sene niye böyle konuştu? Onu belki şu an şey olabilir. Takımımız iyi. İyi oyunculara sahip bir takımımız var. Onun güvenci olarak belki öyle bir şey demiştir. Yani sonuçta güveniyor bize. Bu da tamam, iyi bir şey. Hep, tamam, yani güzel bir şey. Bir hedef koymak. Ben ne yapacağım? Arkadaş ben şu tarihte evleneceğim dersin. Hedefini koyarsın ama olur uzaklaşırsın. Olur, olmaz, ama yani, kısmet ama şimdi ama ortada fol yok, yumurta şöyle, yok. Evet. Şimdi bu lig yani, o kadar enteresan bir lig ki. Yani, herkes herkes kimi, kimi nerede aynen yeneceği, ne sonuç alacağı tabii belli değil. Şimdi Balıkesir 7-6 yaptı. Onun durumu bile belli değilken. Yani, değil mi? Yani, bir, ama Balıkesir sizce nasıl? Yani bir değerlendirin arkadaşlar. Yeni geldi PTT 1. Ligi'ne alttan gelen bir takım. Şu evet anda... Yani ama yeni olmak değil. Psikolojik her şey. Yani futbol çok psikolojiye dayanılı bir oyun olduğu takımlarını için. Takımlarını fazla bozmamışlar. Bir de iki yabancıları tuttu. İşte, havayı havayı yakaladılar. Aynen. Bir de yabancıları tuttu mu zaten? İlerideki evet yabancıları taşıyan oyuncu tuttu. Aynen, aynen. Sorun olmuyor. Önemli olan onu bozmamak. O havayı bozmamak. Ahmet'le görüşüyor musunuz? Ahmet. Şahin'le. Bizim, ben, bizim şeyimiz... Biz ben tanımadım. Ahmet abi tanıyamadık ya. Onun da büyük farkı aynı var. Aynı dönem oynamadık. Yani, aynı dönem oynayamadık. Yani bir... Ahmet abi bir puan herhalde. Ne altyapıdaydın? Ne altyapıdaydın? Sen altyapıdaydın. Evet. İlk kim çıkardı sizi A takıma? Bizi ilk Erhan Hoca çıkardı. Erhan Altın. Erhan Altın. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Buradan yine teşekkür ederim Erhan Hoca'ya. Zaten Erhan Hoca'nın sayesinde futbol beni, erkeği bulaştım. Beni ikinci hafta yine indirdi ama ne Allah razı olsun. Babam yani Allah nasıl anlatayım? Erhan Hoca çok benim için çok değişik bir adamdı. Çok idol sahibi bir insan. Misyon yüklü bir adamdı. O yüzden ayrı ayrıdır bende. Benim yani için de yeri çok ayrı. Daha doğrusu tekrardan belki futbol barışları olan bir kişi yani. Beni keşfetti. Aynen. Değil mi? Aynen. Peki hep psikolog gibi. Doğan hep şunu merak evet ediyorum. Milli takıma gidiyorsun. Evet. Milli formayı taşıyan bir oyuncusun. Evet. Dönüyorsun 18'de yoksun. Bu nasıl bir psikoloji? Nasıl etkiliyor? Şimdi ben bu konuyu konuşmak çok isterim aslında. Konuşalım vaktimiz büyük, var. Çok büyük fark var. Çok yani inanılmaz büyük fark. Bize milli takımda... Ya insan çıldırır ya ben niye yokum falan demez bizim, yani. Bizim şu an... Şurada ay yıldızlı... Bizde Sezer vardır İzle'deyken. Hala o oynuyor şu anda. Aynen şu an oynuyor. O da aynı durumdaydı Doğan gibi. O yüzden diyorum ki sabırlı ol, bekle. Yani, belki yani şöyle bir durum da var. Şu an belki burada oynanmadığı için gözükmüyor olabilir. Ama en büyük faktör onun A milli takım yani milli takımına çağrıldığı için orada gözüküyor. Ve belki şu an görev almadığı için bazı kulüpler onu göremiyor. Ama orada o kulüpler onları görüyor. Şimdi doğru, o kadar büyük farklar var ki bizim zaten şimdi yaşın kaç sen nereden bileceksin falan diye yani insan gözlem yapınca bunların farkına varıyor. Yaşın kaç bu arada? Ben 17 yaşındayım. 18 17, 18. İşte. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri oturmuş bir sistemi yok. Mesela biz milli takıma gidiyoruz. Bize oturmuş bir sistem karşılıyor bizi. Ama buraya geldiğimizde ben genel olarak bahsediyorum. Evet. Kesinlikle bu sezon veya geçen sezon olarak değil. Ben altyapıda da böyleydi. Bizim bir misyonumuz yok. Yani tamam bu bizim takımımızın misyonudur. Biz altyapıdan başlayalım şu taktikle. A takıma kadar şu taktikle oynayalım. Diye öyle bir misyonumuz yok. Ama milli takım öyle. Milli takım U15'den başlıyor. A milli takıma kadar aynı misyonla çıkıyor. Evet. Yani hep aynı. Burada 4-4-2 oynuyorsan U15'te A milli takım da 4-4-2 oynar. Yani budur olayın özü. Şimdi oraya gidiyorsun. Orada ben sağ açık oynadım. Sağ bek oynadım. Ortası oynadım. Forvet oynadım. Yani orada takıma herkes iyi olduğu için zaten uyum sağlıyorsun. Buraya geliyorsun. Burada yaşın küçük. Beklemen gerekiyor. Daha çok çalışman gerekiyor. Belki de Hüseyin Hoca benim daha çok çalışmamı istiyordur. Yani ben öyle bekliyorum. Yani doğru. Benim düşüncem odur. Belki de daha çok istememi istiyordur.
daha çok göze batmamı istiyorum. Ama sen de onun farkındasın yani. Sen de bir yere yani, gelebilmek için o çalışmayı yapacaksın. Bizim işimiz beklemek zaten yani. Bizim sabırlı olmak sabır ve doğru zamanda. En büyük örnek yanımda oturuyor zaten. Evet. Sabır etmemiş, kaçmış Belçika'dan. İyi ki kaçmış. Dün gol attı işte. Aynen. Kaçmaz oldum arasın. Sana şöyle bir değişik yerden sana giriş yapayım. Okul durumu ne alemde? Okul durumu yok. Ben hedeflerim var mı? Ne okul durumu? Ben her zaman benim iki planım olur. Benim B planım olmadan ben... Tamam yani, okul ne alem? Gazi Lisesi'nde. Evet, devam ediyorum. Bitirdim. Sen okula gidiyor muydun lan? Evet, gidiyorum. Yani, son sınıf. Son sınıf şimdi öyle diyorsunuz da şimdi... Odamdan işte, ayrılmıyor tezisten. Yok, tamam ben açıklamam var. Ben de ona özel ders veriyorum. Özel. Şimdi gidip ben Hüseyin Hocam, sabah kekmana çıkmayayım desem. Yani ne kadar doğrudur şimdi. Şimdi o zaman ikisi arasında mı kalıyorsun? Yani tabii ya, ki kolay değil. Şimdi sabah 10'da. Ya şimdi bunu sabah, diyeceğim ben. Şimdi salı günü mesela çift itman yapıyoruz biz. Sabah 10'da itman, akşam 6'da 7'de itman. Şimdi çıkma itmanı hadi. Doğru. Peki yani, okul size bu kolaylığı sağlıyor i̇şte mu? İşte şimdi sağ olsun okulumuzda Cihan Hoca falan bu Samsun bölgesinde tanınmış hocadır. Türkiye bölgesinde tanınmış şampiyonlukları var. Okul takımımızın zaten. Ben biraz transfer gibi oldum zaten. Ben okul durumu nasıl diyorsunuz ama Anadolu kazanmış adamım yani şimdi. Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. Pardon. İşte Anadolu Lisesi'ne gidiyorduk biz. Bak yanında öğretmen var. Yani ben, Mithat Paşa Anadolu'yu kazanmış. Uğur Dershanesi'nin kurucularından şimdi bana anlatma yok, onu anlat yok, istersen. Yok yani doğruya doğru evet. Şimdi Mithat Paşa Anadolu kazanmıştım ben. Yani derslerime falan ikisini aynı anda götürmeye çalışan kişiyim. Çünkü futbolcular cahil olur diye böyle şey olur, okumazlar falan diye. Ben biraz onun taraftarı dedim, daha farklı olmaya çalışıyorum o konuda. O yüzden okulumu devam ettirmek istiyorum üniversite olarak. Kesinlikle. Yani hani basketbolu oynayanlar hep akademik evet, derler de evet, futbola demezler. Aynen ama öyle. Bunu örneklerine çok güzel bir şeye değindin. Orada sizlerden görmeyi evet, istiyorum. Evet, onu biz yani farklı olmak zorundayız yani bu durumda. Artık yeni şey oluyor, yeni jenerasyon. Geri çıkıyorum derslere yani ne dinliyorsun? Selamun yani, aleyküm, aleyküm selam. Yok öyle değil. Hocam ben geldim, görüşürüz. Biraz nasıl diyeyim, ben arkasına geçiyorum. Hem fazla devam edemediğim için okulun ders müfredatını şimdi bölmek istemiyorum. Şimdi benim görmediğim dersleri onlar her gün görüyor. Evet. Şimdi gidip ben bir anda atlasam hocam ben bunu bilmiyorum falan diye ben onu yapmıyorum. Arkaya geçip oturuyorum, dinliyorum yani. Ya yani bir de şimdi şey Ender Hocam ben onu diyorum. Yani okumak o kadar basitleşti ki arkadaş adam liseyi bitiriyor. Altta 3 dersi var, 2 dersi var bilmem ne var. Okumak geçiyorsun. Okumak basit daha Atilla abi şimdi. Yani bu ne iş? Okuduktan sonra iş başlıyor. Sen okuyana kadar okumakta sorun yok. İş okuduktan sonra. Öyle mi diyorsun? Yani. Peki. Evet hocam. Hoca konuşuyor mu sizinle? Yani gençlerle şöyle davranmalısınız, sıranızı beklemelisiniz ya da anda, sizi düşünüyorum takımda şu hafta falan gibi. Şu anda bende öyle bir konuşma olmadı. Yani diğer gençleri bilemem. Sadece idmana çıkıyorsunuz. Yani idmana çıkıyoruz. İdmanda tabii bize geliyor şunları sağa gir, sonra onları tabii taktiksel şey veriyor ama bende böyle birebir konuşması olmadı Hüseyin Hoca'nın. Peki ben, Ali Kemal Kemal Bayraktar, Kemal Sabri Bayraktar, bunlar neredeler? Şimdi Kemal, biz Ercan, Canberk, Halil İbrahim, ben, Enes ve... Burhan. Yok, Burhan Altta. Enes ve Kemal işte, biz bu gençler olarak A takımda idman yapıyoruz. Ama şimdi... Görmüyorum, zaman zaman görmüyorum da. Yani siz de takdir edersiniz ki bizim maç oynamamız lazım, maç tempomuzu korumak için. O yüzden biz A takımına çıkıyoruz idmana. Oradaki havayı soluyoruz. Kadro olmasak da aşağıda A2'de, O19'da oynamaya çalışıyoruz yani. Maç yapmamız lazım. A2'de de sizin kapasiteniz çok yüksek olduğu için diğerleri çok şeyi görünüyor. Yok, estağfurullah. Yani ondan değil yani. Doğru. Üst düzey görünüyorlar. Hakikaten öyle yani. Estağfurullah. Yani biz inip yine o tempoyu korumamız lazım. Biz daha çok koşmamız lazım onlardan aşağı indiğimizde. Yani çünkü bilirsiniz yani baktıkları zaman bu üstten indi. Koşmaz, etmez, yapmaz dememeleri için bizim aşağı indiğimizde hocalarımız da bize yardımcı oluyor altyapıdaki evet, hocalarımız. Sizin bunları yapmanız lazım diyor. Yani konuşmaları var bizde. Bizde konuştukları bizi rahatlatıyor. Erdem hiç A2'ye yollandın mı? 4 tane maç oynadım ben A2'de Rize'deyken. Rize'deyken. 2 gol 2 asist hatırlıyor musun? Ooo dur işin içinde iş var. Şimdi gollerimizden bahsedeceksek ben de ya, başlarım şimdi. Ya gollerimizden bahsedeceksek ben de anlatayım hatırlar. Doğan milli takımda değişik bölgelerde oynadığını söyledin. Evet. Kendini en rahat hangi bölgede hissediyorsun? Ben top kullanmayı seven bir insan olduğum için ön numara orta saha, forvet arkası daha rahat. Bu arada evet o dairenin içerisinde olmayı topana çok gelmeyince biraz çıldırıyorum o yüzden topla şineşli olmayı severim. Pillo ya. Şu anda milli takım hangi şampiyonaya hazırlanıyor? Şimdi ben
Turnuva nedir? Bu benim için büyük bir onur. Hocalarımın, milli takım hocalarına teşekkür ederim buradan. 18 milli takımı kendi yaş grubum benim. 18 milli takımı. Ona gittim. Onun bir yarışma şeyi yok. Hazırlık maçına gittim ama bir yaş büyüklere çağırdılar. Şu anki 95 jenerasyonu. Türkiye'nin en yetenekli jenerasyonlarından biri olarak gösteriyorum. Muhammed Demirci olsun, Recep Niyaz olsun, Ozan Tufan var Bursa Spor'dan. Yani o jenerasyonda içlerine görmek istediler beni hocalarımız. Ben de onlarla U19'da da oynuyorum. Bir yaş büyüklerimde yani. Orada 11 başladım. Yani 11 oynadım orada da. Şimdi biz Avrupa Şampiyonası'nın birinci eleme turunu geçtik. İkinci eleme turuna kaldık. Ondan sonra da son 8'e kalacağız Avrupa Şampiyonası'nda inşallah Türkiye'yi temsil edecek. Hoca kim? Hocamız Mehmet Hacıoğlu. Yardımcısı Emre Aşık. Şu an milli takımda işler iyi gidiyor. İşte Kasım'da U18'in hazırlık maçları var. Bizim ön elememiz de Mayıs'ta sanırım. Avrupa Şampiyonası ön elemeler. Mayıs'ta. Evet. Erdem, şimdi abi. Cahil Aydın maçı... Hakkı Yurt diyor ki... Bir dakika, ne? Erdem'e bir soru var. Direkt hemen okuyayım onu. Hemen oku, Erdem'e sorar mısınız? Penaltı yaptırdıktan sonra neler hissetti ve gol atacağı içine mi doğdu da o anda, o saniyede rakip kale önünde bulundu diyor. Çok kötü bir duygu penaltı yapmak. Bir de yani zaten kaybetmek istemiyoruz. O yüzden de belki penaltı yaptım. Çünkü gol atmamı istemediğim için. Gol oldu, içim gitti. Ardından da içime doğdu. Aynen takip ettim topu. Devam et. Of, gelenleri oku. Evet. İnternetten. Yollayanları. Murat Akgüz'de olmasa gol atamayacağız diyor Bahadır Özüsta. Adam en kritik zamanlarda gol atıyor. Erdem de sezona iyi başladı. Böyle devam etsin. Sağ olasın. Erdem'de bir şey dikkatimi çekti. Topu alışı, hareketleri Selçuk İnan'ı anımsatıyor. Helal olsun sana Erdem. Gol pozisyonunda orada olmasaydın vay halimizeydi o zaman. Estağfurullah. İyi akşamlar diyor. Şimdi Doğan, sen yarın takımla birlikte Aydın'a gidiyorsun. Evet. Büyük bir ihtimalle takımda yer alacaksın. İnşallah bir beklentimiz var. Ama Erdem gitmiyor. Sakatlı var, yalnız bıraktı beni yine. Sevinçler. İsterdi be. Yan yana oynamak. Ya daha doğrusu sen, ben arkamda oynardım herhalde. Yani, değil mi? Erdem yok, sakatlığı var bir omzunda. Aynen. Çok andım ya Soner abi. Soner abiyle çarpıştılar. Bir de çarpıştı adam da böyle. Soner abi ya. Hangi pozisyon? O işte çıktığım pozisyon. Çıktığım pozisyon. Ha, tamam doğru. Penaltıdan önceki pozisyon. Aynen. Üç kişi Soner abi kaldı. De bağırıyor. Bak üçüncü diye çık oldu, ne olsun kalk. Hakkını helal et diye yerde. Ama sen de ona bir işaret yaptın. Ben girene kadar yavaşla dedin topu. Aynen. Ben ona dikkat ettim ona. Geri gelmez de bana patladı. Evet. Neyse. Erdem Şen'le Doğan'a soruyorum diyor. Bu sene şampiyon olabilir miyiz diyor Talip Altunay. Doğan cevapla. Şimdi kaç? 7 maç oldu. Aynen. 7 maçta ben sezonu iyi başladığımızı inanıyorum. Şu 3 maçlık beraberlik şey olmasaydı son maç. Evet. Biz Samsun olarak hedefi, yani hocamız da belirledi hedefi. Yani hedef belirlemek derken çıtayı yüksek tuttu. Evet. Bizim Samsun olarak da çıtamız yüksek. Ya onu diyebilirim. En azından. Takımın kapasitesi buna yeterli bence. Çok mesaj var. İzleyicilerimiz kusura bakmasınlar. O yüzden biraz eleyerek. Muzaffer Savaş, Erdem Şen programda diye söylemiyorum. Erdem oyuna girdi. Takım pas yaptı. Takım şahlandı. Diye bir yorumu var. Doğukan Kuş büyük harflerle yazmış. Savaşçı Erdem diyor. Erdem Şen'in kendisine ilettim. Samsun Spor Haber sitesinden gelen bir mesaj. Geçen sezonki performansından eser yok. Dün penaltıdan sonraki son dakika golüyle kendini affettirdi. Doğan Erdoğan da bu takımın geleceği. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Canberk'i de unutmamak lazım. Haluk tam bir fiyaskoydu diyor. Ya Haluk'un üzerine pek o kadar gitmeyelim arkadaşlar. Yani ya biz, bu takımın oyuncusuysa... Bizim de üzerimize o kadar gelmezler. Ben Haluk abi için konuşabilirim. Ben Haluk abi koridorda, soyunma odasında o kadar istekli arzulu görüyorum ki. Yani takım bir istiyorsa o üç istiyordur, ben eminim bundan. Evet, o doğru. Bazen kötü gününüz olabilir, kötü şeyiniz olabilir. Bence biraz sabırlı olmak lazım Haluk abiye karşı. Çok evet. İstiyor. Ben onun farkındayım. Biz takım olarak da farkındayız. Aynen. Çabalıyor, çok istiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim en şanslı tarafımız ne bir programcı olarak sizlerle hep iç içe olduğumuzdan dolayı sizin karakter yapınızı, kişiliklerinizi, konuşmalarınızı, sen benimkini, biz sizinkini iyi biliyoruz. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımız futbolunu tabii ki eleştiriyorlar ama
kişilikli olarak çok iyi bir arkadaşımız. Yani nasıl ki ben sevdiğimiz futbolcu kardeşlerimize laf söyletmezsem ona da laf söyletmem ama o futbolu, o verilen şansı çok iyi kullanamadı diye düşünüyorum. Yani şanssızlığından dolayı atsaydı bir gol. Abi 36 maç tek forvet oynasın sonuç farklı olmaz. Gol atsın ya Rabbim inşallah nasip et de inşallah. Bana nasip et Haruk abi. Evet Ender devam et. İsmail Yiğit selamlar söylüyor. Biz de ona selamlar söylüyoruz. Evet, sabretmek sen. Zor. Sonra telafisi olmuyor diyor. Tamam Haluva sabredelim de. ben Erdem abi işte Erdem abiyle oturuyoruz odada. Erdem abi böyle yaptı durdu. Allah nasip eder bugün bir gol atarım inşallah dedi. Böyle yaptı golünü attı. Yani gerçekten oturup böyle öyle oturuyoruz. Belki içine doğdu. Belki o an geldi yani. Şöyle karşıda otururken Allah nasip eder bugün bir gol atarım inşallah dedi böyle yaptı. Pat. Son dakika. Hayır bir de ben ondan maçın öncesinde ısınmaya geldim orada konuştum. Erdem dedim dedi abi bu hafta yedem dedi falan. Erdem dedim inşallah dedim ikinci yarıda dedim seni kurtarıcı olarak girersin dedim. Ben de ondan sonra kendi kendime dedim ki Atilla sen de neymişsin falan dedim. Öyle oldu. Ama gerçekten arkadaşlar yani ne olursa olsun bu takım bizi özlüyoruz. Süper Lig'i özlüyoruz. Biz oraya yakışıyoruz. Aynen. Biz gidip İşte Bolu stadındaki o Bolu'yu stadını gördüğümüz zaman bizimkinden kıyaslamaya kalktığımız zaman yani çok fark var. Çok çok, çok fark var. Ben ya bu takımın yeri Süper Lig'de işte. Bazı etkenler. 2 senedir konuşuyoruz. Yani konuşmayalım. Cuma namazı sonrası Antep takımı sanayide çay ocağımızda misafirimiz oldu. Antrenör ve futbolcuları Samsun misafirperverliğimizi onlara gösterdik. Onlar da teşekkür ettiler. Serdar'a gol atma dedim ama gol attı. Ama diyor maçın başında kaçırdığı gol diyor belki de diyor benim sözümle oldu. Kaçırdığı gol. Her ne kadar programı izlemesem de Erdem Şen'e attığı golden dolayı kutluyorum. Bize diyor inanılmaz bir sevinç yaşattı. Defans sos veriyor diyenler var. Erdem abi sayende iddiada 100 lira aldık adamsın diyor. Ama onu ikinci atmasaydı görürdüm abi. Arif Şahin el bombası gibi Hüseyin Hoca pibi çekiyor. İkinci yarıdan sonra sahaya sürüyor patlama yaşıyoruz diyor. Sonuna kadar savaşın formanızdan ter aksın diye dilekler var size arkadaşlar. Forma uğurluğuna inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. İnanmıyorsun. Doğan sende benim var benim mı? Benim öyle bir totemim yok. Yani şöyle söyleyeyim. Abi Allah bir ayette diyor ki insanoğlu için çalıştığı kadarı vardır. Sen çalış forma ne olursa olsun yani. O değil şöyle. Şimdi bir kırmızı çubuklu formayla yani giyip de işte sahayı doldurmak var. Bir de böyle çok basit bir formayla çıkıp yani acaba diyorum böyle bir... Bence takım iyi olduktan sonra, iyi futbol oynadıktan sonra her forma yakışır. Bizde Arman'ın ağırlığı var zaten abi. Arman'ın ağırlığı var. Dün akşam TRT'de yayınlanan programda Tanju Çolak, Samsun Spor bu futbolla ligden düşer dedi. Gerçekten izlerken amatör futbol oynuyorlar, yerin dibine giriyoruz diyor. Tanju'ya da teşekkür ediyoruz kamuoyunu doğru yönlendirdiği için. Ne demek istediğimizi anladınız. Geçen hafta Buca Bolu'yu ha dediği 2-0 oldu. İddia muhabbeti başladı. Ona girmeyelim. Melek Şen, futbolcuları eleştirin ama takımdaki yeri yok demesin. Kimse futbolcularımıza sahip çıkalım. Ben Haluk abinin iyi olacağına inanıyorum. Erdem abiye gelince o golü attığındaki sevinç bir başkaydı. Samsun Spor'un galibiyet almasına sevindim ama Erdem abinin gol atmasına diyor ayrıca sevindim. Çok mesaj var. Evet ben bu arada şeyi isteyelim. Maç sonuçlarını ve önümüzdeki haftanın puan maçlarını ekrana getirelim. Hoca yazır mı? Hemen alalım. Ender hocam oku. Sende bir göz rahatsızlığı başladı birkaç haftadır. Balıkesir 4. Samsunspor'a gelince bana bırak orayı. 1461 Trabzon 0. 1461 Trabzon geçen seneden eser yok. Aynen. Evet. İnşallah biz de bu hafta bir Karadeniz derbisinde iyi bir sonuçla döneriz. Balıkesir geçen hafta Antep Büyükşehir Belediyesi maçıyla ara vermişti seriye ama bu hafta yine ikinci 45 dakikaya sıkıştırdı 4 golü de. Gerçekten birbirinden güzel goller. Ordu İstanbul Belediye maçı 1-0 bitti. Evet ya Doğan benim önümde var. Ben niye ekrandan okuyorum ki?
Çevre kontrolünü görüyorsun ne hocam? Mersin İdman Yurdu 2, Tavşanlı 0, Ankara 3, Adana Demir 0, Şanlıurfa 3, Denizli 0, Samsun 2, Antep Belediye 1, Adana 1, Fethiye 1, Karşıyaka 0, Kahramanmaraş 0, bu akşam oynanan maçta da Buca 2, Bolu 0. Bu sonuçlardan sonra 7. hafta sonunda puan durumuna bakıyoruz. Balıkesir lider 18 puanı var. 2. Ankara Spor'un puanı 15. 3. Mersin İdman Yurdu puanını okuyamıyorum. Göz rahatsızlığı var. Puanı 13. 4. Ordu Spor puanı 13. 5. Belediye yine 13 puanda. 6. Urfa 12. Samsun Spor 7. sırada yerini korudu. 11 puan. Buca 9 yaptı bu akşamki galibiyetiyle. Adana Demir, Bolu, Gaziantep Belediye ve Karşıyaka 8'er puandalar. Manisa'nın 7 puanı var. Trabzon'un 6 puanı. Tavşanlı'da 6 puanda. Fethiye 4, Denizli 4 ve Maraş 2 puanla sıralanıyor. Bu hafta da bizim maçımız herhalde Trabzon'la 1460. Cumartesi günü saat 2'de maç. 8. haftanın programına bakalım. Belediye Karşıyaka oynayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Buca. 1461 Trabzon Samsun. Maraş Manisa, Linyit Ordu, Bolu Ankara, Fethiye Mersin, Denizli Adana, Adana Demirspor, Şanlıurfa Spor. Herhalde haftanın maçı bizim maç olacak. Görüntü o. Evet. Evet. Diğer maçlarda söyleyeyim. Favoriler var. Haftanın maçı bizim maç. İncilay'ın annesi de size selamlarını iletiyor. Biz bundan sonra Samsunspor taraftarlarını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Onlar da gollerini atsınlar diye mesaj yollamışlar. Evet, toparlayalım. Sizleri de fazla sıkmayalım. Çünkü yarın Doğan yolculuk kaçta? 9'da. 9'da. İzmir. Ankara, İzmir, Adana. Ankara, İzmir, Aydın. Aydın. Sana bol şanslar diliyoruz. İnşallah sen de orada Aydın'da bir bize bir üst gruba çıkartacak final golünü atarsın. Tekrar burada bu sefer seni konuk ederken sen bu o sefer... O gece veririm sana. Her gece valla doğa bizde. Öyle mi diyorsun? Ben de maç önce bir derim. Allah nasip eder bugün. İnşallah, İnşallah olur. İnşallah herhalde olur. Genç ağırlıklı bir takım çıkacak değil mi? Ben öyle düşünüyoruz. Beklendiğimiz oyunda bir fikrimiz yok daha. Kadro açıklandı mı? Kadro açıklandı. Kimler genç, var? Genç gençlerden kim var? Genç ağırlıklı ama kim var? Araya serpiştirecekler gençleri daha çok. Öyle kimler olduğunu. Var çağrılanlardan? Burhan, Ercan, ben, Kemal, Canberk, sonra Ali İbrahim. Her genç, bütün gençler var kadroya. Evet. Öyle olması lazım evet. Artık. Yani Aydın Spor'u da biz çok rahat bir geçeceğimiz bir maç olarak düşünüyorum. Bence şu, öyle düşünmeyin. Yani sen hep böyle şeyli konuşuyorsun. Öyle değil yani. Geçen sene de unutmayın Sivas maçını. Yani. Evet. Yani tüm takımlar yani kendisinden bir statü üstte oynayan takımlar. Aynen. Bu maçları önemserler. Özellikle kupa maçında. İşte aynen. Bir Pendik faciasından söz edilir hep. Geçen sene Galatasaray 1461'e elendi. Yani bu mesela Aydın Spor bu maçı kendisi için bir vitrin maçı olarak görüyor. Yani Samsun Spor'u elemek isteyecek. Ve varını yoğunu ortaya koyacak. Samsun Spor Fenerbahçe ile oynasa Gaziantep maçındaki performansının 4 katını sahaya koyacak. 2-2 daha 4 futbolun doğasında var. O yüzden Erdem'e katılıyorum. Olay zorlaşıyor şimdi. Atlık'la oynayınca. Yani lig şeyleri var şimdi, lig şeyleri. Onlar bizim yani tabiri caizse ağzımıza basacaklar yani çok koşan bir takım. Kesinlikle, yani gündemi oluşturmak adına diyorsun. Peki Erdem, son sözlerini alalım. Ya şimdi Malt'tan mesaj da geliyor, hayır bitmesinler falan diye program. Bitmesinler diye, doğru söylüyorlar esasında. Hayır, ya şöyle söyleyeyim, hadi biraz da, tamam kapı. Biraz daha uzatalım o zaman, şöyle söyleyeyim sana. Benim de kravat o tarafa gidiyor. Yok, teşekkür ederim. Şimdi Erdem, unutamadığın yani bu futbolculuk hayatında veya futbolculuk... Onu geçen program sormuştun abi. Bir daha sormuştum. Bence dünkü maçı... Bir daha unutamadığı şeyler var mı? Var da belki... Bizim... Ama dünkü maç gerçekten Erdem'in futbol hayatında unutulmayacak ben bir an. Ben unutmam. Tamam. Olacak. Her şeyi yaşadım tamam, ya. Doğru. Her şeyi yaşadım. Yani 90'da penaltı yaptırıyorsun. Hedef adamsın. Aynen. Tamam. İkinci 45 dakika girmişsin. Bütün sorumluluk sana kalacak. Şimdi Erdem'in Allah'a çok şükür bir inanç tarafı, herkesin olduğu gibi inanç tarafımız da var. Yani Cenab-ı Allah'a sığındıktan sonra Cenab-ı Allah doğrunun her zaman yanındadır. Belki de o
yaptırdığı penaltıdan sonra kendisinin kişilikli olarak duaları kabul oldu diye düşünüyorum. Yani ya penaltı da yaptıracak. Ya futbolcu penaltı da yaptıracak. Herhalde futbolcu canım. Golde kaçıracak. Futbolcu penaltı da kaçıracak. Bunlar futbolun içinde var. Önemli olan bunları büyük bir olgunlukla ve anlayışla karşılayabilmek. Empati dediğimiz bir şey var. Evet. Şimdi aynı durumda kendimizi koyalım. Aynı durumda kendimiz olabiliriz. Şimdi o hani 3000 kişi, 5000 kişi homurdanıyoruz ya, bağırıyoruz ya, hakaret ediyoruz ya, ağza alınmayacak laflar söylüyoruz ya. Ya insan şunu düşünmeli. Yani ya orada oynayanlardan bir tanesi benim çocuğum, kardeşim ya da ben olsam. Evet. Ve tribündekiler aynı tepkiyi verse. Ya belki de şu biraz. Böyle bir şey olabilir aynen. Mi? Aynen. Düşünün, katılıyorum Sevenler abi. Düşünün o an penaltıyı yaptım. Yani millet bana neler demiştir. Ondan sonra golü attım. O milletin bana dediklerini tekrardan cevap olsun diyorum yani. Bu bizim Samsun seyircisinin önünde futbol oynamak, millet bana ne der düşüncesi futbolcunun... rahat hareket etmesini engeller mi? Harbiden de Samsun oynamak kolay değil ya. Hatta bugün hoca, Servet Hoca da onu dedi. Yani deplasmanda bizim takımın daha derbi toplu olması bununla mı alakalı? Olabilir bilmiyorum da Samsun oynamak kolay değil. Evet. Taraftarımız yani gerçekten. Ama taraftarlar yani sonuçta. Ben bu maçta taraftarı da beğenmedim açık söyleyeyim. Neyini beğenmedim? Yani son dönemin en dağınık görüntüsü. Yani herkes ayrı telden çaldı. Yok şöyle söyleyeyim. Herkese ayrı telden çok iyi çaldı. 90 dakika bağırdılar ama dediğin gibi kopukluk vardı. Ya ben birleşse... işte şunu söylüyorum. Yani şu taraftar, şu coşkulu taraftar bir büyük takımın elinde olsa inanın bana burada bir takım bırakın galip gelmeyi puan alamaz. Yani biz taraftarlığı farklı algılıyoruz. Yani tepki çekebilirim olsun tepki çekeyim. Şimdi biz taraftarları böyle oturduğumuz yerde zıplama, bağırma, soyunma, terleme olarak algılıyoruz. Maçı izlemiyoruz bile. Stres atıyor. Şimdi yani. Biz kaleci zaman geçiriyorsa onu ıslıklayarak o stadı onun tepesine yıkmalıyız. Hakem o penaltıyı vermiyorsa fair play ölçülerinde söylüyorum bunu yalnız. Yani ıslıkla, yuhlamayla, bir şekilde tezahüratla yani buraya gelen adamın ayağı titremeli yani rahat top oynayamamalı. Yok, bu hafta oynamamalı. Bu hafta onu yaptılar ama. Ben gördüm onu yani bu hafta vardı. Bu kadar coşkuyu ben fazla enerjimizi boşa harcadığımızı düşünüyorum. Takım içeri giriyor. Çok basit bir şey söyleyeyim sana. Isınıyoruz 15 dakika kala içeri giriyorlar ya 20 dakika kala. Tribün bir coşuyor ya. Ya kime bağırıyorsunuz, niye bağırıyorsunuz? Ya maç başlasın öyle bağırın. Sonuçta. Ya bütün enerji bitiyor o 20 dakikada biliyor musun? Bir de ben orada müzik açıyorum. Tamam bir de müzik açıyorum. Oo, ıslık kapat müziği. Ne var biz bağıracağız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Esasında müzik şeyi de çok güzel. Ya açmıyorum daha müzik falan. Yani dedim geçen hafta da Arif abiyle konuşacağım yani. Birini ben, bulsalar ne olur birini bulsalar da ben bırakayım şu hocam, işi. Hocam söyleyeceğim ben sana. Son Mayok'a maçı çalmıştım bir kere Trabzon maçında. Hı-hı. Onu hep çalsın. O kadar diyeyim sana. Futbol, bak bunu istiyorlar yani futbolcunun. Maç sahaya çıkarken. Sahaya çıkarken. Evet. Abi sahaya çıkarken. Son Mayok'a maç çalmıştım. Adamlar mi? Şeyi... O değil, o değil. Son Mayok'a maç çaldın ya böyle 1460 maçına çıkan. Hiç unutamam. Ben taraf şey tribünde izliyordum maçı. Benim de içim titredi yani. Bak şey çok önemli. Biz de sahada aynen. Bak futbolcular bunu bekliyorlar. Şimdi bu taraftarlara da biz buradan bu mesajı verelim arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ya müziği kes biz topçuyu çağıracağız şunca. Onlar o ısınırken daha iyi. Bir de enteresan topçuyu çağıracağız. Hakem gelmiş. Seremoniye gidecek. Takım poz vermiş. Hakem triyosu bekliyor. Şey yerini almış. Gaziantep takımı yerini almış. Bizim çocukları bekliyorlar. Samsun Spor buraya. Ya gelemez adam hakem çağırıyor. O doğru ama doğru. Hakikaten öyle. Bak ya bunu, biraz mantıklı davranmak lazım. Biz, biraz bilinçli olmak lazım. Biz yönlendireceğiz. Biz yönlendireceğiz arkadaşlar. Bu takım ısınmaya çıkarken anlamıyorum bakın, yani o 20 dakika niye bağırır? Futbolcu, İnsanlar ben anlamıyorum. Futbolcu yani. Arkadaşlarımız gerçekten bizden istediği neyi biliyor musunuz? Isınırken bile diyor o tempoyu o müzikteki havayla beraber daha başka bir efor sarf ediyoruzdur. Daha zevkli çalışıyoruzdur. Yani insanlar siz hemen ya onu kapat biz bunu yok böyle bir şey. Artık bundan sonra zaten TFF'nin kurallarında çalınacaksa çalınacak. Kısma mısma yok. Hayır bir de şeyi söyleyeyim. Şimdi eksi 20 dakika şeye maça 20 dakika kala ve 10 dakika kala yapılması anonslar. Gereken anonslar var. Bunlar yönetmelik gereği. Bunu yapmazsanız uyarı cezası alıyor kulüp. Şimdi başlıyoruz sayın spor severler.
biletlerinizde belirtilen yere oturun, sarı merdiven boşluklarını bırakın diye bir uyarı anonsu var. Yani bunu babamızın hayrına yapmıyoruz. Ya ıslıklamanın anlamı ne yani? Acayip bir milletiz biz ya. Yani yuh olayım ıslıklamanın ama onu herkes yapıyor. Bütün Türkiye için söylüyorum bunu. Bizim seyirci yani, için değil. Yani diyor ki bize de mi diyor yani? bize de mi abi? Galatasaray statında da böyle, Kadıköy'de de böyle, İnönü'de de böyle yani. Halbuki enteresan. Senin okuduğun cümle orada bir dakikayı bile geçmiyor. Yani okuduğun evet. Metin bir dakika dayanmıyor. Yasal şey yani yönetmelikte var. Para cezası var. Bakın şimdi spor polisi girdi artık sahaya. Bu olaylardan sonra. Dikkat ettiniz mi bu hafta? Çok daha fazlaydı. Güvenlikten beraber iki katına çıkartılmıştı. Ya şimdi orada seyirci atladı golden sonra sahaya atladı. Onu... Abi yapma ya. Yapma abi. Yazdı adam bunu raporunu. Yazdı. Ceza gelecek. Ne lüzum var? Bakın dikkat ettiniz mi? Ben bile maçtan sonra maç bitti. Futbolcular seviniyor sahanın içerisinde. Ben çizgiyi geçmedim içeri. Çünkü orada bir talimatname var. Diyor ki giremezsin diyor. Futbolcu orayı terk edene kadar giremezsin yeşil sahaya. Yani bu insanlar bunları bilmeleri gerekiyor bazı şeyler. Yaka kartınız yoksa, eğer ben basın mensubu yaka kartım yoksa o sahanın içerisinde benim veya basın tribününde oturmam olanaksız. Kurallar çok katı. Şimdi Doğan yaka karsız takıyorlar mı size? Yok. Hayır, biz bir takıyoruz. Yani giremiyorsun. Giremiyorsun. Bizi şey almadılar. Yani protokol futbol almıyorlar. Yani belki taraftarlarımızı bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Bizde mesela yazılıdır numaralarımız. 6 ve 8 yazar. 6. bölge ile 8. bölgelerde ben gezebilirim. Nedir bu? Basın odasına girebilirim. Ve basın türbününde izleyebilirim. Onun için herkes bu kurallara riayet etsin. Dışarıda kaldık Atilla abi. Geçen Ozan abi falan. Ozan abi falan genç oyuncular girdik şeye. Bizim futbolcu otobüsü giriyor işte. Takım otobüsü bizde arkasına arabayla girdi. Bizi almıyor polis. Deli olduk. Biz de bu takımın oyuncusuyuz. Biz de ispatlamaya çalışıyoruz. Evet. Hakikaten. Hayırlısı olsun. Erdemciğim. Son sözlerini alalım ve programı burada noktalayalım. Sizin o meşhur son sözünüz var. Samsun'da doğdum, Samsun'da. Görüyor musun? Bak, ya, onu kopyalamak istemiyorum da harbiden çok mutluyum Samsun olmaktan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz ve bana davet ettiğiniz çok teşekkür ederim. Erdemciğim senin her zaman bizde yerin, diğer futbolculara da ayırt etmiyorum ama. Ben yalnız Doğan'ın bu kadar keyifli bir adam olduğunu ilk defa şahit oldum. O daha neleri var ya. Çok keyif aldım. Uzaktan baktığın zaman böyle biraz soğuk gibi duruyor. Tribünden biz öyle görüyoruz en azından ama müthiş keyifli bir adammış evet, yani. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Evet Doğan senin son sözlerin. Bu keyifli sohbet için ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sen ne zaman geleceğim biliyor musun bir dahakine? Aydın'a gol attıktan sonra mı geleyim? Aydın'a gol attıktan sonra onu o tamam da ondan sonra şu A takım formasını her hafta giydiğin zaman İnşallah. Allah inşallah nasip eder. Beklentimiz bu şu programdaki CD de bir gün al sakla. Bir zamanlar Mehmet Naz, Adnan ve Musa Sinan. Musa Aydın pardon. Senin gibiyken aldım ve Adnan yapma şunu söyler. Yaşın çıkacak ortaya. Adnan anlatıyor şimdi yanındaki. Abi diyor boğazlı kazaya girmişiz diyor. Atilla abinin programına gitmişiz diyor. Şimdi böyle... Hala onun CD'si ve görüntüleri durur. O zaman bunlar öyleydi ama yani çocuklar beklerdi bizi ne zaman çağıracak diye hatırlar yani. Mısın? Evet. Ben 96'da başladım televizyonculuğa. 96, 97, 90 o Serkan Aykutlar, Celillerin olduğu dönem çocuklar inan beklerdi. Yani. Ne zaman sıramız gelecek? Yani ben size diyorum Atilla abi. Yani beni çağırdınız teşekkür ederim. Bizim diğer gençleri de çağırdın. Biz şimdi gençler böyle nasılız? Biraz böyle bekliyoruz böyle açız yani olaya... oynamaya, yaşamaya, böyle şeyler yaşamaya aç olduğumuz için beklentiler oluyor. Kendimizi o çağırıyor, futbolcu gibi hissetmek. Aynen. Evet. Hissetmek lazım böyle ortamları. O yüzden biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Sağ ol yani bunları siz yapıyorsunuz Atilla abi. Teşekkür ederiz. Güzel. Yani ben burada sizi onere etmek, tüm taraftarlara Doğan'ın, Erdem'in veya bundan sonra gelecek olan arkadaşların vereceği notlar çok önemli. Yani şu anda şu söylediğin o son kelime çok taraftarın kafasında yer etti. Biz acız. Bu işte kendimizi veriyoruz. Yani futbolcu olduk. Daha da olmak istiyoruz dediğiniz
millet bunun notunu verdiler. Onun için biz de artık yaşlanıyoruz. Bize zamanlı burayı da bırakacağız. Sen biz de terk edeceğiz. Onun için ama ben Samsunluyum. Gerçekten çok seviyorum bu işimi. İşimi sevdiğim kadar sizleri de ben çok seviyorum. Başarılı olmanız için biz buradayız. Biz şimdi burada alıp da ben öyle programcılar da gördüm. İlk önce gel 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 diyorlar. Buraya bir geliyorlar, bir sıkıştırıyorlar, bir ters sorular. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Benim abi sıkıştıracak bir şey varsa sıkıştırırsın bak. Hayır bir dakika. Hayır, olur. Yani sıkıştıracak bir şey varsa sıkıştırırsın. Açık söyleyeyim ben öyle bir adamım. Yani ben soruyu bir adamın arkasından konuşamayacağım bir lafı aynen. Yüzüne söyleyemeyeceğim doğru, bir lafı doğru. Arkasından söyleme. Futbol başka adına demiyorum. Şey. Yani futbol adına demiyorum. Şey. Ben burada İlhanlarla Tümerlerin neler yaptıklarını yüzlerinde söyleyemeyiz. Söyleyeceksin abi. Niye? Çünkü o aile içerisinde kalır. Ama ondan sonra programdan sonra onu yüzüne karşı söyledim. Martin abi adamı sıkıştırdın işte 90 artıda. Adam da sen de sıkıştırdın işte. Söylemedim. Neyse o konular çok derin. Peki çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah kazasız, belasız, sakatsız bir sezon abi, bitirmeyi nasip etsin. Ve Samsunspor'a da bir şampiyonluk hediyesini bekliyoruz sizlerle. İnşallah. Ender hocam. Teşekkür ediyorum katıldığı için futbolcu kardeşlerimize. Başarılar diliyorum. Özellikle bu şehrin genç yeteneklerine fırsat verilmesi, güvenilmesi gerektiğini söylüyorum. Teknik heyetin tabii kararıdır. Doğrusuyla yanlışıyla fatura ona aittir. Teknik heyete aittir. Bize düşen gördüğümüzü söylemektir. Ben gördüğümü söylüyorum. Söylemeye devam ediyorum. O yüzden herkese bir kez daha iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir Spor 55'in sonuna geldik. Bu arada çok sevdiğim dostum, kadim dostum Fatih kardeşime de ayrı bir selam yollayalım. Bize emeği geçen başta İncilay olmak üzere Olcay kardeşime, Mustafa kardeşime çok teşekkür ediyorum. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.